ticaretçileri, yüksek biyolog ve aynı zamanda Herbalife yaşam koçu. Ben dış ses. Yüksek dış ses. Evet, yüksek dış ses de arkadan sesini verdi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz, başlıkta da gördüğünüz üzere, light gıdalar. Ne kadar tüketmeliyiz diyetimizde ya da tüketmeli miyiz? Bunların faydaları, zararları vesaire, bunun üstünde konuşacağız. Önce soru varsa soru alayım. Soru cevap yapmak bana daha pratik geliyor. Ne olması lazım bu light dediğimiz ürünlerde veya ne olmaması lazım? Tamam. Yani bunları tercih ederken. Öncelikle şuna girmek istiyorum. Bir gıdada... Gerçi bizim halk olarak, millet olarak böyle paket okuma gibi bir kültürümüz yok gerçi de. Önce onu alışkanlık edinmemiz lazım değil mi? Evet. Hani bu videoda bunu söylüyoruz ama öyle ambalajları okumalıyız arkadaşlar. Tabii. Şimdi ambalaj okuma alışkanlığımız olması lazım. Tarih, bir kere öncelikle tarih. Değil mi? Kesinlikle. Bir kere ürünlerin tarih, içerik çok önemli, kaç kalori olduğu önemli, nerede üretildiği de önemli bana göre. Tabii yani ki. Ben üretim yerine dikkat ediyorum arkadaşlar ürünlerin. Coğrafi anlamda üretim yeri derken hangi coğrafyada üretilmiş onlara da dikkat ediyorum. Bu benim tercihim. Ama etiket okumamız çok önemli. Çünkü onun içerisindeki maddeler önemli. Şimdi light diye yazıyor. Hani enerjisi azaltılmış diye ama bazı gıdalarda baktığımızda o paketli gıdalarda enerjisi azaltılmış diyor. Porsiyon dikkati yapmıyoruz mesela. Light diye. Mesela ben şeyi biliyorum. Ekmek kepekli ekmek diye. Hani beyaz ekmek ye ve kepekli ekmek ye diyor ya diyetisyenler ya da biz söylüyoruz. Hani tercih etmek zorunda kalırsanız diye. Ne doğrusu... Gerçi kepekli demiyorlar. Ben hiç diyetisyenlerin kepeklediğini pek duymadım. Ha, genelde şey diyorlar ne? Tam tahıllı. Tam tahıllı. Tam tahıllı ekmek. Tam buğday. Tam buğday. Tam buğday ekmeği. O da tercih edilir. Ama şöyle bir şey var. Şimdi siz normalde oturup beyaz ekmeği yarım ekmek yiyorsanız zaten bu bir sıkıntı ya da tüm ekmek yiyorsanız bu bir sıkıntı. Ama ekmek kepekliye döndüğünde de ne de olsa kepekli ekmek diye oturup yine yarım ekmek diyorsanız bu da sıkıntı ne arkadaşlar. Ne kadar light diyoruz ama yani, ne kadar yediğimiz de önemli. Ne kadar yediğimiz önemli. Ekmek yenecekse yemeğin durumuna göre o... Tamam ne kadar yediğimize geleceğiz önce. Paket gıda dedik. O pakette light gıdalar light dedik. Onlar ne olmalı tercih ederken? İçerikte bir kere... Daha doğrusu önce ne olmamalı onları söyleyeyim. Şeker olmayacak. Evet şeker olmayacak arkadaşlar. Yani en azından az oranda olacak. Şekeri aynen, az olmalı. Şeker oranı düşünmeyecek. Çünkü bazen de light yapıyoruz diye şekeri yükseltiyor. Bakıyorsun işte normalde 0 nokta bilmem ne olacakken bakıyorsun 2 gram 3 gram şeker var. Aynen yağ oranına dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki tuz oranına da. Tabii tuz oranına bazıları dikkat etmemiz çoğu tuzsuz gerekiyor. Oluyor ama tuz oranı da az olmalı. Az bununla zaten. Birlikte hani bunları kaloriyi söyledik değil mi? Evet kalori en başta kalori. En başta onu söyledik. İçerikte bir de içerisinde o korumak için. Şimdi şöyle bir durum var. Light dediğimiz gıdalarda işte yağı alındığı için bazı şeyler alındığı için özellikle de sağlıklı olması için işte tuzu azaltıldığı vesaire olduğu için dayanıklılıkları daha kısa oluyor. Yani raf ömrü kısalıyor bu ürünlerin. Dolayısıyla raf ömrünü uzatmak için içerisine ekstra malzeme koyuyorlar mı? Koruyucu madde olmamalı. Buna dikkat edelim. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer talep gören bir ürün değilse ve uzunca bir süre rafta kalacaksa içine koruyucu madde koymuş olabilirler. Bu da bizim için ekstra bir kimyasal madde vücudumuza girmesi demek. Bu da bize sıkıntı demek. Onun için zaten içeriğindeki ürünlerin üretiminde bile tarım ilaçları, kimyasal maddeler biliyorsunuz birçok yerde yeterince kullanılıyor. Yiyoruz, alıyoruz. Onun için bir de sonrasında koruyucu madde deyip fazla bir kimyasal maddeyi vücudumuza sokmamıza da gerek yok. Bunlara da dikkat edelim. Bir kere şöyle bir şey var. Artık paketli gıdalara illaki alışmak durumundayız. Ama bu paketlerin nasıl, hani o paketin kalitesi önemli. Artık sürdürülebilir yaşamda işte geri dönüşümlü vesaire insan sağlığına faydalı olması anlamında paketler artık çevreye de insan sağlığına da dost oluyor. Onun için o paketin kendi içeriğine de bakmamız gerekiyor. Yani teknoloji gelişiyor. Artık daha pratik bir şeyler yapmamız gerekiyor.
Hani bazı şeylerin pratik olması gerekiyor. Onun için de kalkıp da buradan da bütün paket gıdalara, işte paket gıdalar kesinlikle tüketilmemelidir diyemeyiz. Ya da light ürünler kesinlikle tüketin, paketlenmiş light ürünler kesinlikle tüketin. Paketlerin de o kadar artık kaliteli, daha doğrusu içindeki gıdaya zarar vermemesi için, uzunca kullanılması için ne yapmaya başladılar? Böyle işte çıt çıtlı yapmaya başladılar. Mesela hani açılır, kapanır. Açıyorsun, kullanıyorsun, tekrar kapatıyorsun, o hava almamış oluyor. Hı-hı. Hani böyle ambalajlar yapmaya başladılar. Hani özel ambalajlar olmalı artık yani ürünlerde. Yani ürünün aldığımız ürünün içindekilere bakarken paketin de içeriğine, hani paket nasıl? Yapısı, paketin yapısına. Paketin yapısı insana, çevreye dost mu, buna bakarsak böylece paket. Ya zaten tek kullanımlı bir şeyse sıkıntı değil yani, de. Ama aynen. İçerisinde çok porsiyon varsa bunun da paketin yapısına bakmamız kesinlikle lazım. Kesinlikle. Ve biraz protein miktarı. Tabii. Paket gıda diyoruz ki protein miktarı ne tabii kadar? Tabii ki ara, özellikle en çok paket gıdaları ara öğünler için tüketiyoruz. Dışarıda hiçbir şey, yani o galetalar var, işte krakerler var, barlar var. Diyelim ki bizim protein barımıza ulaşamadınız, dışarıdan bir bar alacaksınız. Hani protein barına eşdeğer, ona dikkat etmemiz gerekiyor. İçindeki protein, yağ, kalori, bazılarında bakıyoruz işte şey diyor, işte kuru yemiş bar diyor ya da işte light bir ürün diyor ama kalorisine bakıyorsunuz inanılmaz bir kalori var. Ya da şeker ilavesiz yapıyor, yazıyor. İçeriğine bakıyorsunuz aslında. Bizim protein barda light olarak geçiyor mu acaba? Hani o bahsettiğimiz konu içerisinde kabul edebilir miyiz light'ı? Bizim protein şimdi, barımız light değil düşük de demek de hani sınırla kısıtlanmış tabii ürünler olarak geçiyor. Aynen. Hani düşük kalorili doğru ama hani light ürün yani bakış açısına bağlı biraz. Hani ne olarak light dediğimiz ürüne ne olarak bakıyoruz? Kesinlikle. Mesela hani süt ve süt ürünlerinin de light ya da yarım yağlı vesaire şeyleri var. Light diye oturup da normalde bir bardak ayran içeceksek bunu iki bardak yapamayız. Yani o light diye hani kalorisi sınırlandırılmış diye porsiyonunu artıramayız. Zaten yazıyor üstünde bir porsiyondaki değeri. Senin ara öğünde alman gereken ihtiyacı karşılıyor. Bunun için oturup da oradan iki porsiyon yiyemezsin. Yani şunu demek istiyorum. Ürünün light olması sizin sınırsızca yiyebileceğiniz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Peki şunu da diyebilir miyiz? Şimdi light üründen bahsediyoruz ama ille de light ürün kullanmak zorunda mıyız? Yani light ürün kullanmadan da bir beslenme programı ya yapabiliriz tabii ki, değil mi? Tabii ki yapabiliriz. Yani ben açıkçası hatta tercih etmemem, yani ben hep öyle derim mesela, hani ben beslenme programına girdiğimden beri ben çok light ürünler tercih etmiyorum. Yani size de tavsiyem bu aslında. Hani light ürünler olabildiğince tüketmeyin, hiç tüketmeyin ama tüketiyorsanız da az olsun. Hani çok sıkıştığınızda. Ya şöyle bir şey var, light ürünü niye tüketeyim? Çok kısıtlama var içerisinde. Tuzu, şekeri, bir de işte proteini bunu azaltacağım diye başka bir şey yükseltiyor tabii içerisinde. Şöyle bakın şey yani var. Değerlere baktığınızda diyorsunuz ki lan bu düşük, bu düşük, bu düşük. Aa bu niye yüksek? Yani bir şeyi yükseltiyor. Light ürünlerde asıl şey şu, yağını alıyorlar aslında. Evet. Ama o mesela özellikle süt ve süt ürünlerinde yağı alırken, şimdi sütün yağını alırken orada birçok bizim için faydalı olacak ekstra maddeler evet, de gitmiş. Evet, mineraller de hani faydalı yani, mineraller de alınıyor değil mi? Light yoğurt yağsız sütten yapılıyor ama yağlı sütle yapıldığında hani orada bizim almamız gereken protein miktarı, kalsiyum miktarı, değer... Light baklava bile çıktı ya. Tabii şeyden light baklava. O şekerden kaynaklanıyor ya. Şeker değil de muhtemelen stevia ya da yani farklı bir tatlandırıcı kullanıyorlar. Hani mutfak tatlandırıcıyla yaptıkları bir şey var. Sofra şekeri kullanmıyorlar. Ondan ama sonuçta hani içerisinde, gerçi onu da yapıyorlar. Glutensiz tabii, un kullanarak da daha her şeyi düşürüyorlar. Yapabiliyorlar yani. Light, evet, teknoloji gelişti artık her şeyin light'ını yapıyor. Ama tabii ki her şeyin doğalı. Şimdi normal bir baklavadan aldığınız lezzeti light bir baklavadan alamazsınız. Bu bir gerçek. O zaman ne yapıyoruz? Her şeyi kararında yememiz gerekiyor değil mi? Evet. Light baklava yemektense o bildiğimiz Antep baklavasından bir dilim yesek fena mı olur? Ya, daha güzel olur. Ya da normal böyle bildiğimiz böyle üstü kaymaklı bir yoğurt yemek varken
Yani light'ı tercih etmek yerine bence normalinden az ölçüde yemek daha mantıklı. Ya ben bırak light'ı, ben homojenize yoğurdu bile sevmiyorum ya. Üstünde kaymağı olacak benim yoğurdum. Onun için her şeyi kararında sağlıklı, dengeli beslenme programımızla kilo kontrolümüzü yapıyoruz. Her şeyden de azar azar yiyoruz. Böylece kalori sevdasını düşüp de damak tadımızı bozmuyoruz arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım. Görüşürüz.